kadranıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve Hot Wheels haritasında sizlerleyim. Şimdi yeni DLC zaten ay sonu gelecek. O yüzden şu Hot Wheels'i de bayağı bir aradan çıkartayım istedim. Buradaki görevleri çok çılgınlar gibi hızlı bir şekilde yaptım bir iki gün içerisinde arkadaşlar. Ve şimdi son eleme yarışım kaldı. Bakın Hot Wheels Goliath etkinliğini kazanın ve Hot Wheels efsanesi olun diyor. Şimdi bu Goliath etkinliğini yapacağız. Goliath yarışları biliyorsunuz en uzun yarışlar. Haritayı böyle tamamen dönüyor. O yüzden eğlenceli bir yarış olacak. Ve hemen giriyorum abi. Burada ufak bir detay var. Şimdi ben bu görevlere başladığım zaman burada şunu fark ettim. Özellikle S2 kategorisinde. Takyon Speed'i alayım dedim bu arabayı. Ve abi elektrikli araba. İlk başta millet kalkıyor. Benim önümde gidiyor. Sonra bu canavar bir açılıyor abi. Tokatlaya tokatlaya herkesi geçiyorsun. Zaten Hot Wheels haritasında kenarda abi böyle yolda bariyer gibi şeyler var. Ve onlara çarparak da dönebiliyorsun. Evet görüntüyü bozuyor ama işi görüyor mu? Görüyor yani. Hani gerçekçilik diyeceksen Hot Wheels haritası zaten hayali bir şey. Hani gerçekçi bir şey değil. O yüzden de biz de abi onu bozabiliriz. Şimdi bu canavarla şu Goliath etkinliğini bitirip bakın son sınav diyor zaten. Bu bittikten sonra da Hot Wheels efsanesi olacağız ve olay bitmiş olacak. Hadi başlayalım. Çok eğlenceli harita ama onu söyleyebilirim. Gerçekten özellikle o lavların arasına falan girerken çok güzel görüntüler çıkıyor. Bu araba çok ilginç ya. Göstergelere bak sağda solda. Şimdi bakın gerideyiz ama şimdilik. Buraları bu şekilde kullanıyoruz. Bu araba çılgınlar gibi açılıyor abi. Böyle tokatlaya tokatlaya gidiyorsun yani. Diğer mesela Rimac'ta falan da yapabilirsiniz. Ben de Rimac farklı bir ayarda. O yüzden Rimac'ı hiç yapmadım bile arkadaşlar. Ama bu araba varsa aklınızda bulunsun. Çatara patara bitirirsiniz yani. Merhaba canım ben geldim. Bakın mesela buraya düzgün döneyim dedim ama gereksiz bir hareket. Zaten yanlardan destek alarak bu işi çözebiliyoruz. Goliath aslında çok uzun bir yarış ama bu harita çok büyük bir harita olmadığı için. Abi şu görüntüye bak ya. Bak işte burası efsane aga. Daha hızlı bitecektir. Ben maksimum 4,5-5 dakika sürer diyorum. Maksimum. Hatta yani kafamda 3,5-4 bile var. Psikopat gidiyor ya. Bir de sesi çıkmıyor ya hiç fark etmiyorsun yani. Ruhun duymadan abi araba uçuyor. Buralarda bir iki kere gaz kestim. Çok da fazla toslamayalım diye ama hiç gerek yok arkadaşlar. Yani sizin için söylüyorum. Allah ne verdiyse gidin. Tabi burada bakın sağ tarafta bariyer olmayan yerlerde oralara dikkat edin. Öyle yerler de var. Orada sonra maazallah yoldan çıkar uçar gidersiniz. Adamlar ortada yok gördüğünüz gibi ve şu anda abicim ayar bütün yarışlarda ben üstün yetenekliği ayarladım yani düşük şeyde filan da değil daha fazla puan versin diye. Tron gibi ha değişik seslerle. Abi çok çılgın ya çok eğlenceliydi gerçekten. Tüm yarışlarda burada keyif aldım arkadaşlar. Harita eğlenceli bir harita. Ben aslında her zaman biliyorsunuz gerçekçilikten yanayım. Ama gene de böyle farklı şeyler, farklı tatlar eğlence katıyor oyuna. Sonuçta Trackmania diye çılgın bir oyun da var yani hani. Az çok. Andrea ya çok hafiften. Onun da çok ciddi kitlesi var. İlk çıktığı zamanlar onu oynardım ben eski bilgisayarımda. Çok eski bilgisayarımda ama. Bundan çok uzun zaman önce. Evet 3 dakikayı vurduk. Tabii bu Goliath yarışlarında tam tur attığın için etap diye gösteriyor. Tek etap aslında ama hani normal sprint yarışlarındaki gibi yüzde kaçını tamamladın ne kadar kaldı göremiyorsun. Umarsızca gidiyoruz. Aa bak burası da güzel.
Çok güzel ya. Adamın böyle başını döndürüyor. Sanki uçakta gibisin, değil mi? Baksana abi şuna ya. Bir de bazen öyle bir açıya dönüyorsun ki sürekli sen düz yolda gidiyormuşsun gibi hissediyorsun, görüyorsun ama halbuki çok acayip açılarda gidiyorsun. Lan oğlum bir düz dur. Karanlıkta da ayrı ayrı bir zevkli oldu. Abi şuraya bak ya. Oğlum çok acayip ya. Vallahi 4 dakikayı geçtik. Bakalım ilk tahminim olan 4,5-5 dakika tutacak mı? Tutmasın daha iyi zaten abi. Normal zaten normal etaplı yarışların arkadaşlar ortalama etapları 3 etaplık bir yarıştan bahsediyorum. Hemen hemen 1,5 dakika sürüyor. 4-4,5 dakikada bitiriyorsun yani. Sprint yarışları da değişiyor duruma göre 2 dakikayla 3,5 dakika arasında. Yani o yüzden bence onlardan daha uzun olmalı ama bakın galiba tam tutturdum. Finish'i görüyoruz şu anda. Ve 5. dakikada bitmiş olacak. Oğlum süratlere bak. Kesiciyi bitirdik. Tam mı tutturdum lan? Yok artık kadran adam. Yok artık. 4,58 küsürde geçtik. Yani tam 5 dakikalık bir yarıştı gerçekten. Ve son yarıştı. Bakalım bundan sonra ne olacak. Nola güzel bir duygu. Eyvallah canım. Hot Wheels efsanesi kask verdi. Yokohama Sierra arabaları. Hop 125. seviyeye de yükseldik. Şimdi bir de şans çarkı mı? Evet şans çarkı. Hadi bakalım ne çıkacak bundan. Oğlum yakışır bir şey ver. Olur. Olur. Alttaki Fair Lady Forza Edition zaten vardı abi. Üstteki de vardı. Gerek yok. 200 bin daha iyi oldu. Kutlama mı yapıyoruz? Bak 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 bak. Yani şu işi arabaya özel de yapmaları çok güzel arkadaşlar. Sonuçta oyunda çok fazla araba var. Hadi bakalım. Drive atar zorluğu üstün yetenekli veya üzeri olarak ayarlıyken tüm Upwheels yarış etkinliklerini kazanın diyor. Ben zaten şu an üstün yeteneklideyim. Son şeye çıktık arkadaşlar. Şu Hayley'nin konuşması bir bitsin. Bakın son şeye çıktık. Bitti. Hani şimdi ekstradan bize görevler verdi. Aslında X kategorisine çıkmış olduk. Yani S2 999'a kadar arabaları kullanabiliyorduk. Şu anda artık X arabaları da kullanabiliyor olacağız. Zaten burada farklı görevler. Şuradaki araba ödülümüzü de alalım. Az önce verdiği arabayı tekrar buradan topluyoruz abi. Ondan sonra burası da tamamlandı. Ve en sonda bakın burada görevler var abi. İşte drive atar zorluğu üst yetenekli az önce bahsettiğim. Ondan sonra tüm Hot Wheels yarış etkinlikleri rakipler lider tablolarında bir temiz zamanla yayınlayın. Hot Wheels Horizon açık yarışında 80,5 kilometre maşallah. O hızla değil ha 80 kilometre süreceğiz. Hot Wheels Horizon turunda bir de orada 80 kilometre süreceğiz. Hot Wheels parkındaki tüm yolları keşfedeceğiz. Tamam, Hot Wheels parkındaki tüm kent simgelerini keşfedin. Bu hariç tüm efsane sıralama görevlerini tamamlayın. Yani bunlar zaten zamanla olacak şeyler. Sonuçta hepsini açmış olduk ve bitirmiş olduk. Şurada bir tane ödül var. Bu az önceki kask. Bunu da alalım. Evet. Eğlenceli bir harita, zevkli bir harita. Bakın açmadığım, etmediğim bir sürü şey var. Çünkü tamamen ilerleyip görevleri yapmaya yönelik oynamak istedim. Tabii bir önceki S2 sınıfını açtıktan sonra da şuradaki görevler de açıldı ve artık bunları da yapabiliyorum. Onları da yaptığın zaman zaten sezonun %100'ünü tamamlamış oluyorsun.
Burada bir de ekstradan araç koleksiyonuna bakayım abi. Yeni şeyler geldi. Ödül var mı? Ödül var. Ne verdin? 1000 DP. İyi, 1000 deneyim puanı verdin. Olsun. Evet arkadaşlar, Hot Wheels haritasında yani aslında hani bitirmiş olduk diyebiliriz. Artık yeni DLC'yi bekliyoruz. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı aşağıdan alırım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.